Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi <laughs> burada bugün geriye dönük bir işte enerjiler nasıl çalışır, titreşim yasası nedir, çekim yasası nedir, bazı isteklerimiz neden olur, bazıları neden olmaz. Biz aslında bu kadar çok teknik, bu kadar çok video paylaşarak ne yapmaya çalışıyoruz. Onları böyle bir kısaca anlatayım istedim çünkü. Bu tarz bir videoyu bir yıl önce yayınlamıştım. Belki sonradan beni takip alan arkadaşlar vardır. Bu sistemin ya da enerjilerin ne şekilde çalıştıklarını, çalıştığını öğrendiğinizde o yaptığınız tekniklerin mantığını anlamanız daha rahat olacağı için biraz daha kolay çalışabilir. Hatta belki kendi özgün tekniklerinizi de yaratabilirsiniz. Evet, başlamadan önce bu hafta sonu yine Ankara'da olacağımı belirteyim. Cumartesi, pazar kuantum eğitimini yapacağız. Bu konuyla ilgilenen arkadaşlar 0 542 210 3177 numaralı telefondan bilgi alabilirler. Şimdi ilk önce şunu anlatmak istiyorum. Çekim yasası dediğimiz bir şey var. Yani ben bu konularla ilgilenmeye başladığımda işte 80'lerin sonu 90'ların başıydı. O zamanlar tabii kuantum diye bir kelime yoktu. Ee, sadece çekim yasası olarak okuyorduk bazı kitaplarda. Ve o zaman e, artık, e, gerçi o zaman kitaplarda da yazıyordu. Bu konuyla ilgilenen insan sayısı biraz daha azdı. Yani ben kitapçılara gittiğimde çok az kitap bulabiliyordum. Ama bu konuyla ilgili bugün yüzlerce kitap var. İşte yüzlerce farklı teknikler ortaya çıktı. İşte bu da zaten kafanız karışmasın diye mümkün olduğu kadar net, kısa biraz da bilimsel dayanaklı, bilimsel temelli bir takım videolar çekmeye çalışıyorum. Şimdi konuyu fazla uzatmadan hemen başlayalım. Ben diyorum ki, şimdi kuantum fizik kitaplarını da okudum tabii bu arada, fizikçiler diyorlar ki her şey titreşir. Bu boşlukta var olan bütün e, gördüğünüz her şeyin kendine ait bir rezonansı vardır. Yani titreşimi vardır diyorlar. Biz de doğal olarak titreşiyoruz. Yani siz kendinizi şu şekilde bir enerji çubuğu gibi, çubuğu gibi düşündüğünüzde siz de her an titreşmektesinizdir. Ve her birinizin kendine ait bir titreşimi vardır. Bu titreşim sabah kalktığınızda nötr halde olduğunuzdaki titreşiminizdir. Yani siz e, sabah kalktığınızda işte zihniniz daha henüz açık ve temizdir. herhangi bir olay, herhangi bir bir şey olmamıştır. Fakat daha o sabah kalkar kalkmaz aklınıza gelen ilk düşünceyle bile titreşiminiz hafifçe düşmeye başlar. Ya da o gün keyifli bir günse neşeli kalktıysanız titreşiminiz yükselir. Ondan sonra gelen olaylara, telefonlara, gün içindeki hareketlerinize bağlı olarak bu dalgalanmalar Gösterir. Kuantumun özünde ne var? Kuantum parçacık anlamına geliyor. Parçacık fiziği, kuantum fiziği, parçacık fiziği, parçacıkları incelemiş bilim adamları ve sonunda şöyle bir e, buluşa e, imza atıyorlar, diyorlar ki sen sadece bakarak gözlemleyerek gözlemci etkisi diye geçiyor e, fizikçilerde e, diyorlar ki sadece gözlemleyerek baktığın bir şeyi atom altı düzeyde etkileyebilirsin. Peki nasıl etkiliyoruz? Yine onlar diyorlar ki bu karşınızdaki bir insan olabilir, bir çiçek olabilir, yaptığınız bir yemek olabilir, bir su olabilir. Fark etmez. Sizin zihninizden günde 60 ila 90 bin tane düşünce geçiyor. Ve her bir düşüncede şu şekilde sizden dalgalar halinde yayılıyor. Yani Şöyle, umarım görünüyordur. Bu dalgaların her birinin bir rezonansı var. Yani siz günde 60 ila 90 bin düşünce yayıyorsunuz ya, bu her yaydığınız dalganın, her bir düşüncenin bir dalgası var. Bunun her birinin de bir... Ee, frekansı var. Buraya kadar bir şey yok. Kuantum felsefesine girişi de şöyle oluyor. Yine bilim adamları diyorlar ki bu frekansları yani yüksekliğini ya da düşüklüğünü sizin düşünceleriniz belirliyor. Yani siz neşeli ya da keyifliyseniz mecazi olarak söylüyorum işte 8-9 seviyesinde dalga açıyorsunuz. Siz o gün keyifsizseniz, moraliniz bozuksa 2-3 seviyesinde bir dalga açıyorsunuz. Olan sadece bu. Yani ben olumlu, pozitif, neşeli, keyifli, barışçıl, uyumlu düşünceler içinde olduğumda işte 9-10 gibi yüksek frekanslı düşünceler yayıyorum. Eğer kin, öfke, kızgınlık, işte kendimize acıma Korkular özellikle çok çeşit çok fazla sayıda korkularımız olabiliyor. Bunları yaydığımda da düşük frekans örnek 2-3 gibi dalgalar açıyorum. Peki sonra ne oluyor? Yani bu nasıl olup da benim hayatımı etkileyen çok önemli bir şeye dönüşüyor? Çünkü şu boşluğun yani şu elle tutamadığımız gözle göremediğimiz bu boşluğunda kendine ait bir rezonansı var. Bu rezonansı Alman bir bilim adamı ölçtüğü için Schumann adında Schumann rezonansı geçiyor. Schumann rezonansı diye adlandırılıyor ve bazı kaynaklarda, kitaplarda dünyanın kalp atışı deniyor. Bu titreşim zaman zaman çok yükseliyor. Yani çok uzunca bir dönem çok böyle istikrarlı bir seyir izledi. İşte dörtlü beş oldu, beşli altı 6 oldu, altıydı 6 yedi oldu ama bu yıllara yayıldı. Fakat sonra bir şey oldu. Dünya dışından gelen e, farklı enerjiler, yeni dalgalar e, nedeniyle ne oldu? Titreşim gittikçe artmaya başladı. Bunu anlama geliyor. Rezonans işte e, en son ölçümlerde 12 iken işte bir anda 19, işte 20, 24'leri bulduğu e, söylendi. Şimdi hatırlar mısınız bir ara ee, insanlar şinceye kaçtılar. Eski e, Maya takvimine göre kıyamet kehaneti e, olduğu söylenmişti. İşte 2012 yılında kıyamet kop kopacak dediler. Aslında o zaman olan şuydu. Sadece dünya dışından gelen bu enerjiler bizim rezonansı çok yükseltmişti. Tamam burada da bir sorun yok. Yükseldiyse ne olacak diye soracaksınız. Şimdi biz sürekli kendi titreşimimiz. Titreşimimizle bu boşluğun içinde yürümeye devam ediyoruz. Yani ben yürürken ve yürürken düşünürken sürekli bu boşluğun içinde yürüyorum ve benim açtığım düşünce dalgaları bu boşluğa karışıyor. Karışınca ne oluyor? Bu boşluğun düşünce enerji, bu boşluğun enerjisini ben hareketlendiriyorum. Fizikte bir yasa var çekim yasası diye geçiyor. Özeti şu. Benzer enerji, benzer enerjiyi çeker. Yani sen düşük titreşimde isen eğer dışarıya çıktığında düşük titreşim yayan her şeyi, herkesi, her olayı ve durumu kendine çekersin diyor. Varsayalım ki sabah evde bir kavga ettiniz ya da sıkıntılı bir telefon konuşması yaptınız ya da aklınıza bir şey geldi. Bu Manevi bir durum olabilir, maddi bir durum olabilir. Ee, herhangi bir şey sizin enerjinizi düşürdü ve sokağa çıktınız. Çıktığınızda <laughs> işte e, yoğun bir trafikle karşılaşabilirsiniz. O gün beklediğiniz bazı e, gelişmeler vardır, onlardan cevap alamayabilirsiniz. Yani halk arasında elimi neye attıysam kuruttum ya da sabahtan olaylar kötü başladı, akşama kadar öyle gitti ya da teker bir ters dönmeye görsün. Bütün aksilikler beni buldu diye tarif edersiniz. Aslında olan şudur. Şu boşluğun rezonansı sizin titreşiminize sürekli cevap vermektedir. Yani o başka bir deyişle şöyle diyor. Sen bana ne verirsen ben de sana onu veririm. Sen düşük titreşimdeysen bu boşluğun en düşük titreşimde her ne varsa senin önüne getiririm. Yani evdesiniz çıktınız. Yüksek titreşimden çıktınız. Hava da güzel. İşte yeni tomurcuklanan bahar ağaçlarını görürsünüz. Bir mutlu olursunuz. İşte gökte uçan kuşlara bir bakarsınız. Mutlu olursunuz. Pırıl pırıl bir hava, güneş vardır. Mutlu olursunuz. Ne olur o zaman? İşleriniz de rast gitmeye başlar. O beklediğiniz telefonlar, o güzel gelişmeler önünüze gelmeye başlar. Çünkü siz bu boşluğun titreşimi dedim ya işte 12 olduğunu varsayalım. Sizin titreşiminiz de 9 onlardadır. Yani en üst seviyeden onunla uyum içinde hayatınıza devam etmektesinizdir. Fakat tersi bir durum varsa aşağı inersiniz. Yani evinizden inersiniz. O gün hemen sokağın başında bir e, küçük bir kaza görebilirsiniz ya da bir tartışma bir kavga görebilirsiniz. O gün birçok şeyin böyle sanki sözleşmiş gibi üstünüze üstünüze geldiğini fark edebilirsiniz. Niye? Düşük titreşimde çıktınız ve bu boşluğun yine düşük titreşimine takıldınız. Şöyle söylüyorum bazen arkadaşlara. İşte arkamda bir televizyon var gördüğünüz gibi. Bu da kumanda. Ve ben Burada bir tuşa bastığımda televizyonu izleyebilirim değil mi? İstediğim kanalı izleyebilirim. Beğenmediğimde ne yaparım? Başka bir tuşa basarım ve o kanalı izlerim. Sonra ne olur? Farklı farklı kanalları izleyerek o gün güzel bir dizi ya da film ne izliyorsanız bulana kadar gidersiniz. Ben de diyorum ki işte bu kumandayla televizyon ilişkisi gibidir. Bu boşlukla bu rezonansla ilişkiniz. Yani siz moraliniz bozukken ve kendinizi kötü hissettiğinizde ben derim ki frekansını yükselt. Yani bu filmi ya da istemediğim bu diziyi sonuna kadar izlemek zorunda değilsin. Sen kendini de bir kanal, bir tık, bir frekans yükseltirsen daha iyi bir kanala, yani daha iyi bir hayat senaryosuna bağlanabilirsin. Çünkü bu televizyonun içinde 500 kanal varsa sizde de 500 değil, sonsuz sayıda farklı frekanslar vardır. Yani siz frekansınızı yükselttikçe bağlandığınız dalga değişir. Bağlandığınız frekansla uyumlandığınızda hayatınıza giren olaylar değişmeye başlar. Bunu çok e, net bir şekilde anlatmamın nedeni çok uzun yıllardır bu konularla ilgilendiğim için hayat bana sürekli ispatlayabildiğim, görebildiğim ya da göremediğim şekilde bunun ee, sağlamasını yaptırıyor. Yani bunu ispatlıyor, doğruluyor. Şimdi peki devam edersek ben bu 60 ila 90 bin düşünceden bahsettim ya peki ben bu düşünceleri nereden alıyorum? Bu boşluktan alıyorum. Bu boşluktaki düşünceler benim frekansıma göre bana geliyor. Yani sizin zihninizden geçen düşünceler rastgele gelmiyor. Üçteysen bu boşluğun yine biraz önce bahsettiğim gibi en alt seviyesindeki frekansa yakalanıyorsun ve o gün kötüsündür. Beşteysen ortadasındır. Bir iyi bir kötü gününü tamamlarsın. Ama o gün keyifliysen bu boşluğun en yüksek dalgasına bağlanmışsındır ve her şeyin yolunda gittiğini görürsün. Peki burada çok önemli bir soru var. Ben sürekli kendimi keyifli ya da neşeli hissedebilir miyim? Elbette hayır. İnsanız, ve birçok şeyden etkilenmekteyiz. Fizikçiler diyor ki kuantum dolanıklık diye bir şey var. Bu ne anlama geliyor? Sen gördüğün her şeyle bir ilişki içindesin. Her şey birbirine bağlıdır. Yani senin bu enerjin her şeyi etkiler. Ya olumlu etkiler ya olumsuz etkiler. Düşük frekanstaysan yüksek frekanstaki birinden enerji çekersin. Neşeli bir arkadaşından buluşursun, o gün, tüm gün şikayet eder ve olan kötü şeyleri anlatırsın. Eğer o arkadaşın kendi enerjisini koruyamıyorsa ondan biraz beslenirsin yasa gereği ve sen kendini biraz daha iyi hissedersin. Fakat o arkadaşın eğer kendi koruma kalkanı içinde senden görüşemediyse kendi enerjisini düşmüş hissedebilir. Bu sadece ikili ilişkilerde mi böyledir? Hayır. Siz bir yemek yaptığınızda bu var olan enerjiniz yaptığınız yemeğe yansır. Yemeğin içine sevgimi kattım diye bir şey vardır o nedenle. Sevdiğiniz insanlara güzel bir yemek hazırlıyorsanız ne yaparsanız yapın güzel bir şey çıkar. Yine evinizdeki çiçekler coşar. Yani kullandığınız araba, kullandığınız elektronik eşyalar hepsi sizin enerjinize yanıt verir. Aynı nedenle sizin enerjiniz düştüğünde çiçeklerinizin solduğunu, Yemeklerinizin tadını biraz kaçtığını da görebilirsiniz. Kuantum dolanıklıktan dolayı böyledir. Peki, biraz önceki soruma geliyorum. Ben her zaman enerjimi yüksek tutabilir miyim? Elbette ki hayır. İnsanız, işimiz var, özel hayatımız var, aile hayatımız var. İşte e, bu. İşte toplumsal bir hayatımız var, yani bir yaşadığımız memleketin bir durumu var. Var olan her şey sizin enerjinizi sürekli dalgalandırır, hareketlendirir. Yani siz ister istemez bir anda kendinizi kötü düşünceler içinde bulabilirsiniz ve o anda kendinizi keyifsiz ya da mutsuz hissedebilirsiniz. Hatta bana çok sayıda şöyle hem bireysel terapilerimde hem e, ...maillerimde şöyle e, şeyler okuyorum. Diyorlar ki... ...Sarplan'ın elimde değil... ...yani istesem de kendimi iyi hissedemiyorum... ...aklıma kötü şeyler geliyor. Aklıma korkular geliyor. Ve sürekli endişe, sürekli panik... ...sürekli korku halinde yaşıyorum. Bu da benim... E, ...mutluluğumu çok etkiliyor diyorlar. Haklısınız. Çünkü... ...sizin zihninizden geçen düşünceler... ...sizi ya kendi cennetinizde... ...ya kendi cehenneminizde yaratır. Peki... O düşünceler nereden geliyor? Bu boşluktan geliyor dedik. Peki neye göre geliyor? Sizin titreşim frekansınıza göre geliyor. Eğer titreşim frekansınız yüksekse sorun yoktur. Zaten zihninizde hep iyi şeyler gelecektir. Ama düşünce düşükse kötü şeyler gelmeye devam edecektir. Peki titreşim seviyemiz neden düşük olur? Neden ee, sabah kalktığınızda bile mutsuz kalkarsınız ya da sabah kalkar kalkmaz zihninize korkular hemen üşüşmeye başlar. Bunun nedeni sizin bir bilinçaltınız vardır. Ondan önce şunu söyleyeyim. Siz her gün dalga açarsınız dedim ya yani 60 ila 90 bin tane düşünce dalgası açarsınız. Ve bunların bir kısmı gelecekle ilgilidir. Bir kısmı geçmişle ilgilidir. Şimdi ne olur? Geçmiş burası gelecek, burası geçmiş. Olan şudur. Siz hiçbir zaman anda kalamazsınız. Anda yaşayamaz, anı değerlendiremezsiniz. Şimdi biz en büyük enerjimize Bütünde <laughs> Boğazım kuruyor En büyük enerjimize Biz Bütünde iken sahip oluruz Yani ben andayken Bütün enerjisine sahibim Fakat bir an bir dururum Ve aklım gelecekle ilgili Bazı şeylere kaymaya başlar Bu iş olacak mı Ya olmazsa İşte bu çeki Ya da bu ödememi Halledebilecek miyim Ya ödeyemezsem ya işten çıkarılırsam, ya iş bulamazsam, ya evlenirsem, ya evlenemezsem, ya hastalanırsam, ya yalnız kalırsam, ya terk edilirsem, ya sevdiğim insanlardan birini kaybedersem gibi gibi bir takım korkulara yakalanırız değil mi? Ve bu nedir aslında? Anda değil, gelecekte olduğumuzu gösterir. Bazen de şöyle deriz. Geçmişte bana şunu şunu yaptılar, hak etmediğim şeylerle karşılaştım ve onları affetmekte çok zorlanmıyorum. Biz birilerini affettiğimizde onu ödüllendirdiğimizi düşünürüz. Bu tamamen ters bir orantıdır. Ödüllendirdiğimiz kendimizdir. Çünkü affettiğimiz kişiyle sırtımızdan aslında önemli bir yükü atmış, hafiflemiş oluruz. Peki biz geçmiş ve gelecekte sürekli olduğumuzda ne olur? Benim var olan, bütün enerjim geçmiş ve geleceğe dağıldığı için ben bütün enerjisinde kalamam. Bütün enerjisinde kalamadığım için enerjim sürekli ne olur? Düşer. İşte o yüzden sürekli anda kal, anı yaşa deriz. Ve bazen bazı kitaplarımda, şey seminerlerimde derim ki eğer anda kalmayı becerebiliyorsan zaten bu kadar tekniğe, bu kadar eğitime de gerek yoktur. Peki... Bu düşünceler, yani bu zihnimize üşüyen düşünceler nereden geliyor dediğimizde ben diyorum ki bu boşluktan geliyor. Bu boşluk bilinç altınızdır. Var olan her şey bu boşlukta kayıtlıdır. Bazı işte kaynaklar, spiritüel ya da kadim kaynaklar bu boşluktaki e, var olan, kayıtlı olan her şeye akaşık kayıtlar derler. İşte tasavvufta levh mahfus mahfuz yani saklıdır muhafaza edilmektedir diye geçer. Niye? Çünkü ben anne karnından itibaren bilinçaltım işlemeye başlar. Hatta anne karnında kendimi annemle ayrı tutamadığım için ondan e, onunla özdeşleşirim ve onun hissettiklerini de bana duygu olarak geçmeye başlar. O nedenle hamile iken işte annelere zaman zaman diyorum ki mümkün olduğu kadar rahat ol. İşte çocuğundan e, çocuğunla, bebeğinle konuş ona güvende olduğunu söyle, onu sevdiğini söyle, ona güzel müzikler dinlet diyorum. Şimdi bu boşluktan alıyorum ve bu boşluğa veriyorum. Neye göre? Çekim yasasına göre. Çünkü çekim yasası bu boşlukta çalışıyor. Bana hangi seviyeden verirsen aynı seviyeden sana yanıt veririm. Sen 8-9'daysan ben sana güzel bir düşünce göndereceğim. Ama 2-3'deysen üzgünüm. Yani benden iyi bir şey Bekleme diyor. İşte burası tam bam bamtele aslında. Yani benim neden zihnime kötü düşünceler geliyor? Çünkü bilinçaltı dediğimiz bir şey var. Bilinçaltı anne karnından başlıyor ve zamanımıza kadar işte özellikle 6 yaşına kadar bütün duygusal kodlarını tamamlıyor. Bilinçaltı'nı pozitif kodlama adlı videomda sadece bunu anlattım arkadaşlar. İzlemek isteyenler bilgileri tazeleme adına tekrar geriye dönük izleyebilirler. Bilinçaltı neden bu kadar önemli? Çünkü sen bilinçaltı tarafından yönetilmektesindir. Nasıl? Sen buradasın. Şuraya gitmek istiyorsun. Bir hedef koydun. Burada bir şey var. Sen buradan buraya gidebilmen için bilinçaltının bunu onay vermesi gerekiyor. Bilinçaltı buna onay verirse gidebilirsin. Vermezse gidemiyorsun. Sabah kalktın, giyindin, arabayla ya da bir top taşı e, vasıtayla iş yerine gittin, toplantılarını yaptın, akşam evine geldin, yemeğini yedin, televizyonunu izledin ya da kitabını okudun, yattın. Yüzde beş bilinç yetiyor buna. Peki benim hayatım sadece bunlardan mı ibarettir? Benim bir gelecekle ilgili hedefim, düşüncelerim yok mudur? Bütün insanlık... Ortak bir amaç için e, yaşar. Mutlu olmak. Doğamızda bu vardır. Acıdan kaçarız, hazza doğru yöneliriz. Burada ne vardır? Ben mutlu olmak için neye ihtiyacım var? Şöyle bir yaşam çarkınızı düşünün. Yaşam çarkında değerleriniz vardır. Tepede sağlık vardır. Sonra aile hayatınız vardır. Sonra iş hayatınız vardır. Maddi hayatınız vardır. Sosyal hayatınız vardır özel hayatınız, aşk hayatınız vardır. Eğer bunlara tek tek numara verdiğinizde eğer böyle bir düzenli bir çizgi ortaya çıkarsa sıkıntı yoktur. Ama sizin her şeyiniz yerindeyken sağlığınızla ilgili bir sıkıntı varsa siz mutsuz olursunuz. Ya da sağlığınız yerindedir ama maddi olarak işsizsinizdir. Ya da işiniz vardır ama maddi sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Yine ne olur? Orada aşağı doğru bir eğri çizer hayat. Ya da her şey vardır ama hayatınızda bir insan yoktur ve siz birisiyle birlikte olmak, evlenmek ya da bir flört etmek istiyorsunuzdur. Böyle bir insan yoktur. Bu da sizi zaman zaman mahzunlaştırır ya da yalnız olmanıza ya da yalnız hissetmenize neden olur. Ne olur? Demek ki benim hayatımda belli değerlerim var. Bunlar dengede olduğumda kendimi iyi hissediyorum. Olmadığında kötü hissediyorum. Sıkıntı şu ki benim sağlıklı olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak gibi hedeflerime bilinçaltım karar veriyor. Bilinçaltımda 6 yaşına kadar duygusal bütün kodlarını tamamlıyor. Bu ne anlama geliyor? Ben 6 yaşına kadar, bazı kaynaklar 5 diyor, 6 yaşına kadar var olan bütün duyguları öğrenmiş oluyorum. Örnek, bir şey kırıyorum, Annem bağırıyor. Bir daha kırdığımda artık böyle bekliyorum. Çocuğum adını bile bilmiyorum o duygunun ama kendimi kötü hissediyorum. Büyüdüğümde ona suçluluk diyecekler. Sonra ben yine çocukken bir kardeşim oluyor. Bütün ilgi onun üzerine yükseliyor ve benim omuzlarım çöküyor. Uzaktan kötü kötü ona bakıyorum. Yine adını bilmiyorum ama kendimi kötü hissediyorum. Onun adına büyüdüğümde kıskançlık diyecekler. Sonra bir arkadaşım Elimdeki oyuncağı almaya çalışıyor. Bana ait bir şey almaya çalışıyor. Vermek istemiyorum ve ona kızıyorum. Kızgınlığı öğreniyorum. Ya da annemden, babamdan bir şey istediğimde verilmediğini gördüğümde ağlamaya başlıyorum ya da kızıyorum. İşte öfkeyi öğreniyorum. Var olan bütün duyguları 6 yaşına kadar öğrenmiş oluyoruz. Burada tabii özellikle bireysel terapilerimde çok karşılaştığım bir şey var. Bu ilk kodları biraz sıkıntılı kaydetmişsek, yani ilk bunları e, alırken e, biraz bazılarının özellikle e, kötü ruhumuza kaydolmuşsa, özellikle değersizlik, güvensizlik, terk edilme, maalesef bu benim bütün hayatımı etkiliyor. Etkileyince ne oluyor? Ben bir türlü bu hedefime ulaşamıyorum. Çünkü aşağıda o kadar kodları almış olan çocuk, Hayır buraya gidemezsin bu sana zarar verir diyor bilinçaltımızın tek bir amacı vardır onun ee, o bizi korumaya çalışır ama bildiği şekilde korumaya çalışır Peki bildiği şey doğru şey midir çoğu zaman maalesef Hayır Fakat o bir çocuk gibi ısrarla onu da inat eder ve on, ona inat ettiği için bir türlü Biz oraya ulaşamayız Mantıklı aklımız, zekamız birçok şeyle çözmeye çalışırız ve orada hep şaşırırız. Ben bu akılla, ben bu zekayla, ben bu mantıkla nasıl oldu da hedeflerime ulaşamıyorum deriz. Ben de diyorum ki orada aklın, mantığın, zekan pek fazla bir işe yaramıyor. Çocuk hala kendini suçlu, suçlu hissediyor, değersiz hissediyor, özgüvensiz hissediyor ve buraya gidersen zarar göreceğini düşünüyor ve aslında kendince o sana yardım etmeye çalışıyor. O nedenle bazı çalışmalarımda işte o çocuğu bulun, bir kucaklayın diye anlatıyorum. Çünkü benim temel hedeflerime o çocuk karar veriyor. İşte bütün bu çalışmalarımızın alt e, altında o çocuğun neyi nasıl kodladığını bulmak ve mümkünse onu dönüştürmek yatıyor. Bu olabilir bir şey midir? Güzel haber, elbette. Peki hemen yapılabilir bir şey midir? Hayır. Bugün çalışmaya başladığınızda e, bunu hemen e, üç gün sonra, beş gün sonra sonuç alamıyorsunuz. Ama siz gerçekten kararlıysanız, siz gerçekten bu iş için yola çıktıysanız, ödülünü mutlaka alıyorsunuz. Bunu görüyorum çünkü. 5-6 aydır ya da bir yıla yakın e, süredir farklı aralıklarla çalıştığım işte e, danışanlarımı görüyorum. Onların hayatındaki o değişim ve dönüşümleri görüyorum ki bu benim için olağanüstü güzel bir e, tatmin duygusu yaratıyor. Yani birlerin hayatına dokunmak ya veya onun e, yoluna bitsin nebze de olsa bir ışık tutabilmek kadar keyifli bir şey yoktur. Dedim ya hayat alma-verme dengesi üzerine kuruldur. Ben Vermeyi çok seviyorum. Eskiden alamazdım. Artık almayı da çok seviyorum. O yüzden belki dengeye oturdum. Çünkü ne dedim? Birilerine daha fazladan verdiğimde kendi değerimden vermişim. Artık bunu yapmıyorum. Önce ben demeye başladım. Tekrar bilinçaltına dönüyoruz. Bilinçaltının birçok özelliği var. Her şeyden önce geçmiş geleceği bilmiyor. Tamamını anlatmayacağım. Dediğim gibi daha önceki videolarımda zaten anlatmıştım. Onun biraz çalışma prensibini e, anlatacağım. Yani bizim en çok e, yararlandığımız kısmını anlatacağım. Anda yaşar, şimdiyi bilir, geçmiş ve geleceği bilmez, tıpkı bir çocuk gibi. Isrardan anlar, değişimi pek sevmez, neye inandıysa onun devam etmesini ister. Ama bütün olan şudur aslında, benim beynimin içinde nöronlar vardır... Evet kalemim de maalesef yazmıyor. <laughs> Özür diliyorum. O nöronlar birbiriyle bağlantılar kurar. Siz bir şeyi birden fazla düşündüğünüzde o kalın bir ağ yaratır. Ne olur? Siz hep aynı düşünce ile düşünmeye devam edersiniz. Çünkü o kemikleşir sizin inancınız haline gelir. Ben size bir soru sorduğumda otomatik hep aynı yanıtları verirsiniz. Ben anlarım ki beyninizdeki bütün nöronları ve o sinapsları bu şekilde bağlamışsınızdır. Peki bu neden önemli? O bağlantılar aracılığıyla dışarıya bağlanıyorsunuz. Siz bir enerji çubuğusunuz demiştim ya. Sizin beyninizdeki nöronların bağlantısı dışarıya o frekansı yayıyor. O zaman ne yapacağız? O bağlantıları değiştireceğiz. Çünkü kullanılmayan nöronlar birbirinden kopar. Başka bir yerde iki nöronu birbirine bağlamaya başlarsınız. İşte o gün 21 gün çalışın. İşte o gün ısrarla 30 gün üzerine gidin ve aynı şeyi tekrarlayın deriz. Bir deliye 40 kere deli dersek deli olur. Kendime 40 kere iyiyim dediğimde ben iyi olmaya başlarım. Söylemlerim çok önemli. Düşündüğüm kelimelerle konuşurum. Söylemlerinize çok çok dikkat edin. Ne söylerseniz o olursunuz. Başucumda bir kağıt var. Yıllardır o kağıt orada durur. Orada yazdığım şeyleri neredeyse bir yıl sabah akşam sürekli okurum. Sonra o kağıt değişir, yeni bir kağıt gelir, yeni şeyler yazarım. Sabah akşam okurum. Siz bir kağıdı sürekli okuyabilirsiniz. Ya da bir gün karttan bir şey söylersiniz, yüreğinizin çekim alanı 5000 kat daha fazla olduğu için o dilek buradaki en yüksek frekansa bağlanır ve olur. Biz kendi hayatımızı ağırlıklı olarak özgür iradenizle şekillendiren varlıklarız. Amacımız kendimizi bilmek ve potansiyelimiz de düşündüğünüzden ve sandığınızdan çok çok daha geniş. Yani o kadar e, özgür varlıklarız ki, şükürler olsun, bu özgür irademizle kendi hayatımızı kendimiz şekillendirebiliyoruz. Doğru, iyi, kötü, yanlış bu gibi kavramlardan biraz uzaklaştım. Sadece olan var. Olanın dışında yanına bir nokta bile koyamaz hale geldim. Çünkü olan olduğu haliyle o kadar güzel ki ona çirkin desem olmaz, güzel desem olmaz. Çünkü her şey çok güzel ve bütün hayat benim tamamen isteklerime değil, ihtiyaçlarıma göre şekilleniyor. Bu ne anlama geliyor? Kötü bir şeyle, bir aksilikle, bir sıkıntıyla karşılaştığımda hemen bir eşeliyorum. Burada bir şey var. Teşekkür ediyorum. Allah'ım iyi ki bunu bana gösterdin. Ben burada anlamam gereken şeyi alıp cebime koymam gerekiyormuş der ve yoluma devam ederim. Bu ne anlama geliyor? Demek ki benim titreşim seviyemi biraz daha yükseltmem gerekiyor. Titreşim seviyemi yükseltmem için egomun bana dayattığı, işte mağduriyet, kendini açma, işte kin, kıskançlık, öfke gibi bütün o negatif duygulardan arınmam gerekiyor. Ben bunlardan arındıkça o birlik bütünlüğü zaten görebiliyorum ve titreşim frekansım artık 7'ye, 8'e, 9'a doğru yükselmeye başlıyor. Bu güzel haber çünkü bu noktaya geldiğinizde artık Zihninizde kötü şeyler gelmediği gibi bir çocuk gibi mışıl mışıl uyumaya başlıyorsunuz. Sabah kalktığınızda huzurlu kalkıyorsunuz. Ve eğer zihninizden bir şey geçiyorsa bunun tamamı neredeyse şükre dönüşüyor. Varlığınızdan hoşnutsunuzdur. Hayattan hoşnutsunuzdur. Eş zamanlık başlamıştır. Kendi cennetinizde yaşamaya başlamışsınızdır. Olan her şey güzel ve doğru bir şekilde size akmaya başlar. Ve bizim bu evrene yapacağımız en büyük katkı da zaten budur. Kendinizi iyi tutmaktır. Siz kendinizi iyi hissettiğinizde aileniz dahil herkese yardımcı olabilirsiniz ya da gittiğiniz bir yerde bu enerjinizle başka insanların hayatlarına dokunabilirsiniz. O nedenle ben diyorum ki başkalarına yardım etmekten önce ilk önce kendinize bir bakın. Ve kendinizdeki o titreşim alanınızda varsa bir negatif bir şey bulun ve onun üzerinde çalışmaya başlayın. Titreşim çok arttı. Çok hızlı yanıt veriyor. Dileklerinize de olumsuz şeylere de yanıt veriyor. Bu ne anlama geliyor? Benim gibi yıllarca bunların arkasında koşturmanıza gerek yok. Yani doğru sistemli bir çalışmayla çok hızlı bir şekilde frekansınız titreşiminiz yükselmeye başlar ve siz bunu anlarsınız. Sabah kalktığınızda göğsünüzde o ağırlığı hissetmediğinizde anlarsınız. O çok korktuğunuz şey gün içinde zihninizde biraz daha az düştüğünde anlarsınız. Ve içinizden bir his yükselir. Dersiniz ki galiba e, iyileşiyorum. Galiba artık biraz daha keyifli, biraz daha e, küçük şeylerden mutlu olmaya başladım demeye başlarsınız. Şimdi bilinçaltından bahsettik ya bilinçaltı. Hayatımızı yönetir dedik. Ne yapıyor? Zihninizdeki o 90 bin düşünceyi bu boşluğa atıyor. Bilinçaltı'nın şöyle bir kavramı var. O 90 bin top buralara yığılıyor. Bunların bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz. Hepsi karışıyor bu boşluğa. Bilinçaltı tıpkı bir bakkal defteri gibi onları ayırıyor. Siyahlar ve beyazlar siyahları gördüğünüzde hayatınızda onu görmek istediğini zannediyor. Siz görüntülerle düşünürsünüz çünkü. Kediyi seviyor musunuz dediğimde zihninizde bir kedi, bir de sevgi, bir duygu canlanır. Annenizle aranız nasıl dediğimde annenizi hatırlarsınız. Siz hep görüntülerle düşünürsünüz ve bu açılan baloncukların hepsi aslında görüntüdür. Ve bilinçaltı en alt seviyede onları siyah ve beyaz diye Ayırır. Ayırmaktan kastı şu aslında daha başka türlü baktığınızda siyah beyaz diye ayırmaz bile. Sadece o görüntülerde en çok neye odaklandıysanız onu hayatınızda görmek istediğinizi düşünür. İşte o nedenle hastalanmak istemiyorum demeyin deriz. Niye? Hasta kelimesi bilinçaltınıza bir görüntü olarak düşer. Birilerine kazasız belasız git demeyiz çünkü kaza ve bela kelimesi düşer ben başarısız olmak istemiyorum dediklerinde hemen düzeltiyorum. Ben başarılı olmak istiyorum. Çünkü başarısız bir insan görüntüsü bu defa düşer. Şişmanlamak istemiyorum dediğinizde o görüntü düşer. Bilinçaltı daha çocuk. Bunun hangisinin olumlu, hangisinin olumsuz olduğunu bile bilmiyor. Sadece burada bilgiyi verme amaçlı ben siyah beyaz top olarak adlandırıyorum. O en çok indirdiğiniz ya da attığınız görüntülere yanıt veriyor. İşte o nedenle birçok videomda diyorum ki, istediğiniz birçok şeyi ona odaklanarak çağırabilirsiniz. Yani siz sizin en büyük handikap ya da probleminiz genellikle, ki geçmişte ben de öyleydim, varlığa değil yokluğa odaklanmanızdır. Hayatınızdaki kötü şeylere odaklısınızdır ve bunu tekrar edersiniz. Bir başkalarını anlatırsınız ve bilinçsizce bunları tekrar çağırmaya devam edersiniz. Yavaş yavaş bunları bıraktığınızda, güzel ve neşeli şeylerden bahsettiğinizde, söylemenizi değiştirdiğinizde, benim bir ikiz kardeşim var, e, matematik öğretmeni kendisi bir lisede, zaman zaman bir araya geliriz. Mesela en yakınlarınızla böyle uygulamalar yapabilirsiniz. Ben kız kardeşime demiştim ki, Melek, biz bundan sonra sadece hayallerimizle ilgili konuşalım, gezmek, gitmek, görmek istediğimiz şeyleri anlatalım. Hayal. Siz hayal dersiniz. Ben kendi hayatımı yaratmak derim. Hiç de öyle basit değildir. Ve birçok imgeleme tekniğinin nedeni de e, budur. Niye? Çünkü benim bilinçaltım gerçek olanla olmayanı ayırt edemiyor. Ve benim imgelediğim her şeyi gerçekten yapıyorum zannediyor. O zaman ben o 90 bin attığım düşünce toplarını ya da baloncuklarının önemli bir kısmını yoksa da varmış gibi gönderirim. Peki bu yeterli midir? Bir dona duygu katarım. Zaten olmuş gibi. Çünkü şu boşluğun enerjisi sizin duygularınıza daha çok yanıt veriyor. İşte o yüzden bilinçaltında ne olduğunu anlamakta zorlanıyorsunuz. Yani bir şeyden korkuyorsunuz ve anlık bir şey olarak size bir dokunuyor geçiyor. Bazen de rüyanıza giriyor. Ve siz fark edemiyorsunuz. O anda hani hep diyorum ya kişi kendine kördür diye. O anda bir duyguyu yaşıyorsunuz çünkü ve o duygu bilinçaltı düzeyde bazen dediğim gibi rüyalarınızda e, ortaya çıkıyor. Çünkü sizin bir duygunuz var orada ve asıl olan duygudur. O yüzden ben zenginlik istiyorsanız varlık bilincini yayın dememin altında bu vardır. Değerli hissetmek istiyorsanız tamam bir yandan o olumlamaları yapmaya devam edin ama bir yandan da aynaya bir baktığınızda ben gerçekten güzelim ve güzel olan her şeyi gerçekten hak ediyorum deyin. Buradan söyleyin. Söyleyemiyorsanız bir başka zamanda bir daha deneyin. İşte asıl olan odur. Çünkü sizin duygunuz çağırır. Çünkü 90 bin düşüncenin hepsi zaten gerçekleşmez. Hangisi gerçekleşir? En çok odaklandığınız. En çok odaklandığınız yerde de zaten duygu vardır. O nedenle ben zaman zaman işte danışanlarıma ya da seminerlerimde diyorum ki gün içinde ne düşündüğünü arada bir akşamları bir çok çıkarır gibi düşün. Bugün benim zihnimi ne meşgul etti? Ve burada korkum neydi? Ne olacak zannediyorum? İşten çıkmaktan korkuyorum. Çıktığımı varsaydım. Ne olacak? Para kazanamam, para kazanamazsam ne olur? İşte e, işsiz kalırım ya da kiramı ödeyemem. Ya da işte gibi gibi sizin birçok korkularınız vardır, daha alt açılımları vardır o korkuların. Şun onlara şöyle bir bakın ve fark edin ki onlar sizin bilinçaltınızda dönüştürmeniz gereken duygulardır ve çocukluğundan çocukluğunuzdan sürüklediğiniz duygulardır. Ve ben onları dönüştürmeye başladığımda yavaş yavaş enerji sızdırdığım o çatlaklar kapanmaya başlar. Bir önceki videomda birkaç kısa hızlı teknik verdim. Orada yapmaya çalıştığımız da o Yine aynı mantık teknik. Benim bilinçaltım gerçek olanla olmayanı elde edemiyorsa eskinin üzerine yepyeni bir şey koyarım ve onu çok canlı bir şekilde koyarsam onu kabul eder. Çünkü sizin düşük frekanslı olmanızın nedeni bu zamana kadar yaşanmışlıklarınızdır. Kendinizi yüzler çekiz belki değersiz hissettiniz, dışlanmış hissettiniz, kendinizi acıdığınız dönemlerden geçtiniz, çaresiz hissettiniz, kızgın ve öfkeli hissettiniz. İşte şu anda sabah kalktığınızda kendinizi keyifsiz hissetmenizin nedeni onların hepsinin toplamı ve onların hepsi bir duygudur. Ben de diyorum ki bir avcı titizliğiyle geriye dönelim. Kimler nerede e, bizi düşürmüş, ayağımızı tökezletmiş tek tek bulalım ve onları tek tek dönüştürelim. Çünkü yok edemeyiz, sadece dönüştürebiliriz ve burada sadece sevgiyi kullanalım. Korku hemen kendini gerçekleştirmez. Korku bir zaman fitresine ihtiyaç duyar. Her korkunuz zaten gerçekleşmez. Siz ancak ısrarla aynı şeyi düşünmeye devam ederseniz onunla ilgili belki küçük bir işaret alırsınız. Hani der ya bazı kitaplar, evrenin küçük bir tokadıdır. Anlarsan ne güzel, anlamazsan daha büyük tokat gelir. O yüzden artık şöyle normal düşünce tarzlarımızdan çıkıp parmağımızı biraz da kendimize çevirelim. Yaşadığımız şeyleri Acaba benden kaynaklı olabilir mi diye düşünelim. Şunu yapmayı bırakalım. Çünkü kuantum öğretisinde hep söylediğim şeyi bir daha söylüyorum. Ayağınız taşa bile takılsa bunun sorumlusu sizsiniz. O anda bu boşluk sizin yaydığınız bir enerjiye sadece yanıt vermektedir. Biriyle kavga ettiğinizde tekrar kendinize bakın. Onun altında ne olduğunu bir bulun. Ancak böyle yol alabilirsiniz bir başkalarını suçlayarak, onların size haksızlık ettiğini düşünerek yol alamayız. Kendimize acımamız bizi hiçbir yere taşımaz. Çünkü bunların hepsini yaptım. Şikayet de ettim, çaresiz de kaldım, kendime de acıdım. Baktım ki hiçbir yere gitmiyorum. Hep aynı kısır döngüde debelenip duruyorum. Sonunda kendime e, birkaç kez esaslı bir şekilde dönmüşlüğüm vardır. O zaman fark ettim ki hepsi benle ilgili. Benim yaydığım frekans ya da düşüncelerle ilgili olduğunu anladım ve ondan sonra da üzerinde çalışmaya başladım Evet yani bugün çok uzun tutmak istemiyorum Belki de çok uzun olmuştur bilemiyorum şu anda bazı arkadaşlarımız çok uzun olduğunu söylüyor kusura bakmayın yani tam bilgiyi vermeye çalıştığım için hepsini anlatmaya çalışıyorum O nedenle uzun olabiliyor beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu video yayınlamamın nedeni dediğim gibi geriye dönüp o bilgileri toparlayalım ve o tekniklerle ne yapmaya çalıştığımızı e, bilelim. O nedenle böyle bir özet bir bilgi vermeye çalıştım. Kapatmadan önce yine e, son bir bilgiyi vereyim. Hafta sonu e, Ankara'da kuantum eğitimi var iki gün. Daha sonra e, ki hafta sonu seçim günü değil, cuma ve cumartesi de NLP eğitimi vereceğim ee, daha sonra e, Nisan'da büyük bir ihtimalle bir İzmir eğitimi olacak bütün bu eğitimlerin takvimini kuantumyaşamakademisi.com e, adlı web sitemden e, izleyebilirsiniz son e, önümüzdeki 3 aylık takvimim netleşti İzmir'den sonra da e, zannediyorum bir Mersin programım var e, ve bir en son Bodrum programım var Evet. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.